biz deyirik ki, nə şahçı yox, nə şeyhçi, millətçi yox, millətçi. Evet, hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Stajyer Seyyah. İran'ın Doğu Azerbaycan eyaleti Tebriz'deyiz. Burada herkes Tebrizli ve Türk. Burada sokaklarda İran bayrağı görmek pek mümkün değil. Sadece resmi kurumlarda. Şimdi Tebriz'i gezmeye doğru çıkalım. Eyvallah abim. Sağ olasın. Terminalın yanında, terminal. Neyse. Abi bakıyor musun be? Abi! Abi! Burada şimdi Hindistan cevizi var. Nasılsın? Abi bana biraz bundan. Böyle karışık. Biraz abi bundan. Biraz bundan. Biraz da bundan. Tamam. Az yani. Böyle test edeceğim. Hindistan cevizi kurusu, kivi kurusu, portakal kurusu. Çok tuhaf tatlar var. Bu Hindistan cevizi kurusu. Aldığım şeylerde portakal kurusu, limon kurusu, greyfurt. Ondan sonra bir de kivi var. Abi tadı çok güzel, böyle değişik yani. Yani pek tadı yok artık kurutulduğu için Hindistan cevizinin, ama diğerlerinin var. Bu Hindistan cevizi bayağı iyi ya. Şimdi her şeyi kurutmuş abi. Sonunda sabah yiyecek bir yemek bulabildim abi. Burada patates abi içine duruyor. Burada da kahvaltılık için bunu yiyeceğim işte. Bak, Coca-Cola var ambargo izinden. Bak abi, Coca-Cola'ya bir bak. Bu fake'tir değil mi abi? Fake. Sahte yani. Abi her şey böyle ambargo olduğu için her şeyi kendileri basıyorlar. Ben kesinlikle içmiyorum abi. Bazen zorunlu kaldığımda içiyorum. Abi bütün her yeri kapalı. Bugün İran'da bir imam ölmüş. Sağ olsun abim var ya, bana tezgahını oradan çektiriyor. Şuradan çeksem problem olur. Şimdi senin durması. Abi bir buyruk var, yemin ediyorum bayağı uzun. Abi bunlar nereye kadar gidiyor böyle? İnsanlar bayağı abi yürüyorlar mı? Yürüyorlar da konuşuyorlar. Allah Allah. Musalla mı? Musalla? Görmedim abi. Arabi. Ora musalla mı? He. Böyle nasıl? Abi nereye kadar yürüyorlar mı? Bunlar yakışı dedi abi. Ama Zencan'da, Zencan'da böyle. Zencan'da büyük. Şimdi o gördüğünüz yürüyüşte başı sarıklı, böyle beyaz sarıklı olanlar, onlara burada mollalar diyorlar. Daha fazla onların hakkında bir şey demeyeceğim. Çünkü mollalar burada yani din eğitiminde yetişmiş, yani din eğitimi almış insanlara burada mollalar diyorlar. Sağ olsun abimin sayesinde kameraya çekebildim. Yoksa kameraya çektirmiyorlar. Çünkü herhangi bir şekilde kameraya davranman senin burada Mossad ajanı hissedilmen. Yani bir sürü problem oluyor. Artık alıştım ben buna. Nerede ne yapacağımı da biliyorum. O yüzden sağ olsun abim sayesinde az bir şey kayıt alabildim. Bir tane imam vefat etmiş. Onun için yürüyüş yapıyorlar. İsmini unuttum. İmam çok oluyor zaten. Hangi imam? Artık imamlar aklımda kalmıyor ki. Kaç defa böyle rastladım. Perşembe tatil, cuma tatil, cumartesi imam vefat etmiş tatil.
sarrafçılar kapalı. Para bozduracağım, her yer sıkıntılı. Selam abi. Abi dar ayağı nerede? Dar ayağı orada. Mersi abi. Şimdi şey yapacaksınız, mesela para bozduracaksınız. Tamam, perşembe, cuma tatil. Parayı cumartesi bozayım diyorsun. Cebinde hiç para kalmıyor. Ondan sonra bir bakıyorsun, imam vefat etmiş. Cumartesi tatil. Pazar tatil. Ben gülüyorum ama yani bence çok hiç iyi bir durum değil. Ama ben alıştım yani. Allah'ın kazanı zaman. 7300 abi. Yakşidir. Hala biz daha veririz abi. 7200 verir. 7300 abi. Sana ne yapıl böyle? 50 bin verecek. 5 bin lira pul alır. Bir de fazla tatildi. Vur. Ha 7300 vuruyor mu abi? Abi böyle para bozduruyoruz. Abilerim bunlar işte. Abilerim biraz fazla komisyon alıyor ama olsun. Ben Marco Çoğlu'yu. Marco Çoğlu. Marco Polo. Gel Marco Polo olsun. Marco Çoğlu. Allah şimdi bu parayı saymasın. Abi burada. Vurdum abi. Çikir yap. Ha biliyorum burada bakara. 15, 16, 15, 16, 16, 16, Seyfi. Ya 3-4 milyon KDV'de lan. Asya bırak. 7300 Ari. Teriyaki abi. Abi bak. Şismi teriyaki. Ha. Teriyaki. O yüzden 7300 abi. Çok. Bir koşul olandı. Ben 14. Ben yakşı oğlanım abi. 14 sezon diye altına bakarım ha. Acıra mı? Ablarım abi. Ben şimdi hesap edeyim ha. Abi lartım lartım para var ya. Bu verin. Ama verin. Film niye götürürsün? Film mi? O öyle değil. Ya öyle. Götürür. Bu Feroz götü yapar orada. Ha aparırız şey. Abi biz. Abi 4000 TL attım. 7000 300 alacağım abilerden. 7200 değil abi, 7300. Sen çok büyüksün. 5 milyon ortalsa abi. Aha bu abi şahit, 7300. 5 milyon ortalsa abi. Bu da abi. Bu da annemin bu şey. Ama biz anlaştık, sen 1250 dedin. Yok yok, ben buna değil, daha değil, daha az olur. He? Bak buna, sen doları bulsan daha az olur. Liran bulsan daha az olur. Onun özüne bir tane bundan al Allah da belli. Rahat ol. Burada eşarj ötüyor. Abi ben bir pazarlık yapmadım mı? Rahat edemem. Bir şey elemez. Rahat olsun. Tamam. Ben 1250'ye razıyım abi. Kazancı olsa, kazancı olsa bir. Malkoçoğlu. Hele bir kalmadı. <kalmarı. gülüyor> Abi beni çekti abi. Orada ekranda görüyorsun. Fatih. Aha işte İran paraları. 4000 Türk lirası verdik abi. Bir tomar para aldı. Abi yakşı değil ya. Yakşı da aynı. Çorbanın da orası da. Bu nedir abi? Hangi izin? Mersi abi. 4000 TL yatırttı sabaha. Ben gönlere de pul aldım. Abi ben pazarlık yapmadım mı olmaz. Sen bir 50 ver bana. Tebriz'in meşhur Grand Pazarı burada. Abi donat et her şeyi satıyorlar. Şu abilere daha yeni beni ezdiler el arabasıyla. Abi nasıl çekiyor ya? Yani, nasıl çekiyor böyle başkilo? Vallahi helal olsun. Ben bunları tebrik ediyorum abi en çok ya. İran'ın dokmalıları her yerde meşhur işte abi. Aha bak. Oo yünü bundan galiba. Abilerim burada satıyorlar, alıyorlar. Bayağı meşhur. Vay be halaya bir bak. Burada da full halı satıyorlar abi. Pazar çok büyük. Pazar gez gez bitmiyor. Tebriz insanlar da çok ayrı bir sıcak gerçekten. Abi Türk deyince bu kadar sevmeleri var ya çok tuhafıma gidiyor. Yani bir yandan yani böyle mahcup oluyorum abi. Onlar da Türk, bunlar da. Ama adam nasıl kanı ısınıyor ya. Abi orada halının yününü temizliyor galiba. Uca çıkmıştı. Evet abi. Uca çıkmıştı. Bunu taptamış ışıp beysem endazası gelir. Bir çekim sıkıntı olur mu abi? Ha ayrı ha. Yap abi ben de bir bakayım, ben de bilmiyorum ya. Yapalım onu. Ne diyeyim? Allah Allah.
Şimdi ne yaptın abi böyle? Bu ne? Are. Evet. Abi ne dediğim? Bunu biz... Ha böyle böyle yaparak gidiyorsun abi. Böyle diyeyim mi abi? Bak bir böyle filmin... Onu götürmeyeyim. Ha. Bunu el abi... Ne dediğim? Kalıç mesela böğür çıkır. Evet abi. Cüller böğür olur. Yakçı. Mesela bunu biz de bilmemizden buradandı mesela böğürlüğü. Evvelde bununla film götürsen götür. Böyle yapırız. Böyle böyle fasılə açılır buradan. Bücür bücür gəlir, yığışır, başta yığışır, bir belə çıxır işe. Olur öz əndazəsi. Evet. Başka əndazəsi bu olur. Anladım abi. Buradan belə açmasan, məsələn buradan vururuq bücür əvvəldən. Rizbəriz, laybalay tapdırırıq, yapırıq. Evet. Gəlir yol əndazəsi kamil olur. İyi əndazə. Anladım abi, mersi. Kolay gelsin abi. Abi çay amadı. Mersi abi. Amadı. Yok valla mersi abi. Mersi gezi. Sen sen. Tekim. Çay amadı. Yok mersi abi. Budur abi. Valla. Öyle merdiven altı bir yerdi, merak ettim. Dedim içeriye bir gireyim ne oluyor ya. Abim de sağ olsun lan bu kadar mı cana yakın olur bir insan. Orada halıya değişik bir şeyler yapıyorlardı. Azerbaycan diliyle anlattı. Maalesef anlamadım. Halı mı yapıyordu yoksa halının hatasını mı tamir ediyordu tam olarak bilmiyorum. Bilenler yazarsa ben de çok memnun olurum. Türkiye'de tekstil kalitelidir. Dünyanın çoğu yerine tekstil ihraç ederiz. Yani tekstil ürünleri. Burada bir şimdi daha dükkana girdim. Abi sordum işte Türkiye'de hiç gelen ürün var mı? Yok çok az dedi. Türkiye'den İran'a çok az geliyor. İran da biraz kaliteli tekstil ürünleri üretiyor dedi. Yani giysi, kıyafet vesaire. Türkiye bu konuda gerçekten çok iyi, çok kaliteli ürünler üretiyor. Bir de fiyatı da çok uygun yani. Pazardan şimdi çıktım abi. Çok iyi insanlar ya. Pazarda bir ayrı kültür var. Abilerim sağ olsun. Hep değişik şeyler var ya. Sürekli gidiyorum. Grand Pazar işte bu Tebriz'in en büyük pazarı. Abime bak kovboy gibi aynı. Abi her türlü don mon satıyorlar ya. Bunları lorlar giyiyordu galiba. Selam abi. Ubi. Necesin? Bu nedir kıymet abi? Ulan abi kıymetler 160 lira senin için. He. Abi bak, nasıl olur? Görüşürüz. Bunu lorlar mı giyiyor abi lorlar? Lorlar. Mersi abi. O da hafız abi. Ayrı bir zet değil miyim abi? He? Ayrı bir zet değil miyim? Mersi abi. Türkiye'den gelmiş. Abi. Evet. Ya nereden bu Farsça var ya abi? 30 gündür İran'dayım. Taytları maytları giymek yasak ama maşallah nasıl çok satıyorlar. Vallahi Türkiye'de bile bu kadar yani bayan malzemeleri bu kadar insanın gözünün önünde değil abi. Burada yani her şey yasak giymek yani ama ne kadar çok satılıyor, ne kadar da çok insanların gözünün önüne sokuluyor. Vallahi ayrıca bunu bir ben demedim yani. Kaç tane Türk'le de karşılaştığımda aynı durumu konuştuk abi. Onlar da böyle. Yani kardeşim bu kadar yasak dedi de ama bu kadar göz önüne nasıl sokuyorlar dedi. Ben de hayret ettim. Abi kardeşimiz de bayan malzemeler satıyor. Abi bir şey satıyor burada. Her şey deve tüyünden. Ya çok sıcak tutar diyorlar. Ben de dedim bari iki tane şundan alayım. Dağ taşa gidersek üşümeyiz. Yahşi abi. Şey deve yününden diyorlar ama bilmiyorum. Tamam bir zat ver abi bundan. Bir adamından verip. Ha bundan ne abi? Çok güzeldi ha. Güzel de sırt çantamda yer yok abi. Ay bir şey de şu an hemen adı. Mersi abi. Ne lan? Şey. Ne? Mersi abi. Çantada yerleşer koyarız. Yerleşmez abi. Yerleşmez. Yaş verin göre yerleşmez. Ben yerleştireyim de eskiden. Mersi Allah abi. Allah sana bereket. Eyvallah abi bereketini gör. Abi bu şey. Dorse. Şuna.
Beline giyiyorsun işte bunu. Versi abi, hudafız. Belki işe yarar, deneriz yani. Çok bir para değil, olmazsa atarız. Zaten 50 tümene orijinal devetiyi satacaklarını hiç sanmıyorum. Ama işte maksat, buraya geldiysek her şeyden alalım. Ha, türkü söyle, kayıt çekeyim abi. Afaysan ora. Ha, türkü, türkü. Ne diyeceksin diyeyim daha. Müzik, müzik. Okuma. Ha, okuma ve müzik abi. Yoktu. Ha, müzik. Üç ya, İstanbul. Ne, müşkül yok. Bela. Ha, 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 türkü, türkü abi. Müzik oku. Müzik başarımın ama. Ya başarırsın abi, niye başarırsın? Aşık oldum abi, o aşık. Aşık. Hadi bak aşık. Ha. Aşık! Aşık abi patlat bir türkü ya. Ver bacı Özen okuyun aşık de. Aşık abi bir türkü patlatsın ya. Durma kapit dalında, gözüm kaldı halında. Ha? Devam. Dedim amama diyeyim, gelim kalım yanında. Ay, aman ay, aman ay, aman ay aman, bu kızların elinde. Halım olup dur yama, jigolların elinde. Ah, maşallah, sağ ol. O da şarkı sözü. Sağ ol. Sağ ol. Ne? Sağ ol abi. Memnun. Allah'a emanet. Merci. Şimdi İran'da bir şey gördüm. İnsanlar ellerinde pek nakit para tutmuyor. Genellikle paralarını hep altına yatırıyorlar. Yani buradan ATM'den de bir günlük para çekme limiti 200 bin tümen. Yani 100 Türk lirası çekebiliyorlar sadece bir limitte, bir günde. Mesela bu kadar az. Ahmet'in sizi burada çağırdı. Belli vaktan çizdim. Atfam cenazemden 200 bin lira olsun. Burada çilek satıyor abi. Tamam, cesim. Mersi, mersi abi. Bir güzel. Are, müşkili var. Mene ya bunu. Ha, bunu, bunu. Ha, bu mene güzeldi. Ne, ne? Duyanlı der ya. Türk abi, Türk. Ha, Türk. Evet. Onu gör. Yani yok şey. Tamam. Evet, burası da işte bizim tavuk pazarı abi. Ne kare? Ne oldu? Değişik değişik şeyler satıyorlar. Tavukları açıkta tutuyorlar abi. İyi bir şey olmuyor ya. Bence açıktan tutması pek sağlıklı değil diyecek. Ekmek değil. Burada ekmek arıyor ya. Böyle de bir kalesi var Tebriz'in, Ark Kalesi ismi Türkçe. İşte bu şekilde önceden cami olarak yapılacakmış. Yani yapılma amacı camiymiş. Tabii ki ondan sonra başka amaçlar hakkında kullanılmış. Şimdi bu şekilde böyle restorasyon, işte tarihi, insanlar geliyor burada ziyaret ediyorlar. Yanında da çok büyük bir iki minareli cami var. Evet, paramızı bozdurduk. O kadar parayı bozdurmamın sebebi, kendime buradan bir uyku tulumu alacağım. Uyku tulumundan yüzüm hiç gülmedi. Hiç iyi bir uyku tulumuna sahip değildim. Dağlarda böyle rahat yatamıyordum. Burası full, işte İran'da en çok sevdiğim şey. Mesela bir girdiğinde full şey var abi. Kamp malzemeleri satan dükkan var. Yani full kamp malzemeleri. Ama şimdi çok bakıyorum. Yani mesela yazmışlar en iyi marka. En iyi markayı yazmış ama gerçek mi bilmiyorum. Ben mesela böyle kas tüyü, yani hem hafif hem de çok kaliteli bir uyku tulumu istiyorum. Bilmiyorum yani. Nasıl bulacağım? Gerçek mi ya da sahte mi diye bakıyorum, araştırıyorum. Bakın, ne çek kıymet abi sattı bunu? Ne? Kıymeti nedir? Ola bizim parada 3.400.000. Siz dolar 1.600, 1.700 TL.
Daha başka kaliteli böyle yok değil mi? Gaz tüyü. Biraz hafif ama parası önemli değil yani. İyi gaz tüyüydü bu. Bu biraz ince mi? Ağır abi. İnce biraz. Yumuş gibi var. Sonunda herhalde kaliteli bir gerçek orijinal gaz tüyü uyku tulumunu Türkiye'de buldum. Türkiye'de yoktu daha. Yok, Türkiye'de var abi. Türkiye'de hem de fake değil. Hep kaliteli var. Yani kaliteli ama biraz pahalı tabii. Şey, burada biraz bizim paramız değerli ya, 1 lira 2 pu tümen yapıyor ya, o yüzden buradan bakıyorum. Türkiye'de var ama biraz pahalı. Sonunda herhalde istediğim bir uyku tulumunu buldum. Biraz pahalı ama gerçek kastiği olduğu zaten gözüküyor da direkt. Ben YouTube çekiyorum abi. Yaşasın. Paylaşıyorum. Tebriz'deki insanlar yakşı yani. Yaşasın, yaşasın. Abi gitti getirmeye şimdi. Böyle bir şey var. Ya arkadaş, büyük olması çok önemli değil. Yani önemli olan senin nasıl soğukta sıcak tutacağı. Ben mesela dağda bayırda kalıyorum abi. Hep uyku tulumumu kurtarırım diye korkuyorum. Bu derdi var ya, ortadan kaldırmak istiyorum. Şöyle bir 0 derece ama orijinal 0 derece. Dostlar, tekrar para bozduruyorum burada. Uyku tulumunu alacağım inşallah. Kendime güzel bir uyku tulumu hak ettiğimi düşünüyorum. Bu abim bu sefer 30 fazladan bozduruyor. Abi nasıl bozdurdum ben de bilmiyorum ki. Bir bozduruyorum bazen 1.800'e, 1.900'e, 2'ye bile bozdurduğum oluyor. Bu sefer 1.820'ye bozdurdum. Bu abim sağ olsun bize yardımcı oluyor. Adam bunu alıyor. Yani işte Allah hiçbir ülkeyi böyle duruma getirmesin abi. Kara borsada sistem bu şekilde. İran'da terzicide de para bozdurdum yani. Her yerde para bozdurdum. Abi adamların hepsi böyle duruyor burada. İşte bu gördüğünüz adamların hepsi illegal para bozuyorlar. Tabii sarrafçılar, kuyumcular açık olmadığı için. Hepsi burada yaklaşıyor. Dolar euro bozdurma ister misin diyor. Hemen bozuyor yani paranı. İşte ülkenin ekonomisinin yani bu denli problemin olması böyle şeylere sebep oluyor. Yani daha doğrusu ondan mı ben de pek bilmiyorum ama yani muhtemelen döviz kurunun sürekli hareketli olması, oyuncuların işte kapanması ve bu abilerin böyle para bozmasına neden oluyor. Her yerde var. Burada hep insanlar bozuyor. 7, 10, 8, 10, 9, 20, 20, 1, 20, 2, Mersi abi. 7 milyon, 250. Tabii ki kazların öldürülmesine ben de karşıyım. Kaz tüyü uyku tulumu arıyorum ama yani bu işte yani en sıcak tutan ve en hafif olan maalesef uyku tulumu o. Kaz tüyünden yapılmış uyku tulumu. Yapacak bir şey yok. Yani ben alsam da kazları öldürüp yine uyku tulumu yapacaklar. Ben almasam da yine kazları öldürüp uyku tulumu yapacaklar. Değişen bir şey olmayacak. Havalarda bu arada çok buzuk ya. Bir anda bir yağmur yağıyor. Bir anda buz gibi oluyor. Gaza giyiyor. Bir anda sıcacık oluyor. Gaza çıkartıyor. Böyle de ağ çekmişler. Değişik değişik ortalığa hep saçılıyor. Ortalık nasıl bir durumda böyle ya? Tekrar bir kamp malzemesi satan yere geldik abi. Şu uyku tulum var. Tam 970 gram. Kas tüyü aynı. -3 derece, 0 derece falan. Bakalım abim inşallah bize bir şey yapacak. Bak. Ne diyorsun abi? İndirim yapmış site fabrika kıymeti bu. Ahir. Ben de buna verebiliyorum ahiri. Allah Allah. Hamon kıymeti ben sana bir tümen 1 milyon indirim edebilirim bile. Vallahi abi. Kıymeti o yani. İşte o büyük sahne geldi. Tam 970 gram. İnşallah gazeteyi olan uyku tulumunu abimden 7 milyon tümeni aldım. Valla biraz sınıf pazarlığı yaptık. YouTube'a çekiyorum abi, böyle biraz var yani izleyici. Evet dostlar, burada motorla Snap kullanıyorum. Yani burada Snap diye bir uygulama var. Yerel taksi uygulaması. Aha, bu abim aldı beni. Kendisini çok göremiyorsunuz ama yani normal arabalardan biraz uygun fiyata geliyor. Ben genellikle bu olduğunda kullanıyorum. Snap iyi burada. Abim bu arada mimar boş zamanlarında da Snap yapıyormuş, yani uygulamada çalışıyormuş.
bu şekilde. Yani burada hayat zor. Gerçi nerede kolay onu da bilmiyorum da. Evet, konaklayacağımız yer neresi? Tabii ki de Tebriz'in otogarında kalıyorum. Hostel bulamadım. Yani otel bulamadım düzgün bir şekilde. Bulduğum oteller de çok pahalıydı. Çok pahalı olduğu için yani mecburen... Zaten bir de uygulama var, onu da çalıştıramadım İran'daki internet problemi yüzünden. Otogara bir geldim. Baktım durumlar burada çok iyi. Abi dedim burası otel gibi. Niye gideyim otele? Bak, böyle bir pasta aldım. Yani 20 TL. Çay alıyorum. 2 TL bizim para birimimize denk geliyor. Yani bunların para birimine göre de yani uygun diyorum. 7,5 tümen. Mesela bizim herhangi bir ülkede başka bir yerde içsem bir çay vallahi 7,5 tümene verirler mi bilmiyorum. Burada işte aha size uğraşıyorum. Bu şekilde. İşte abi otogarda yerim burası. İnsanlar geliyor diyor içeride mescit var, niye orada yatmıyorsun? Ben dedim abi namaz kılmaktan başka mescide var ya adım atmam ya. Mescit cami. Oraya serdim ablalar işte sürekli geliyor yani. Kızım ama mekanım nasıl? Mekanım bence 10 numara abi. Burada bir sabah yapalım. Ben çok sevdim şahsen. Resmen evim gibi kuruldum ya otogar. Thank you.